Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz efendim. Sizlere bugün kornej nasıl takılır onu göstereceğim. Ama kornej nasıl takılır deyip geçmeyin. Gerçekten bu çok önemli. Çok ufak ufak tüyolarımız var. Kornejimizin nasıl sağlam olacağını size göstereceğim. Her eli matkap tutan bu işi yapamaz. Birazdan izleyecekleriniz çok önemli tüyolar. Evet, şimdi başlayalım ve görelim. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi kornejimizi sadece dübel çakmışız ve vidalamışız. Buradan ne yapmış? Bunu kırıp buradan çıkmış gördüğünüz gibi. Bakın burada aynı şekilde bunu da vidalamışız. Bu da buradan pırtmış. Ve gördüğünüz gibi şuradaki tutuyor. Niye tutuyor? Buraya pul atmışız arkadaşlar. Bakın. Bu birinci yöntem. Bunu es geçmeyin. Eğer vida atıyorsanız yanınızda kornej dübeli yok ise bir dübel çakıp altına pul atıp bir de atarsanız bu sağlam bir şekilde tutar. Şimdi ikinci önemli tüyoyu vereceğim. Hemen uygulayarak görelim. Şimdi önce şu vidalarımızı bir çıkaralım. Evet, vidalarımızı çıkarttıktan sonra şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İltimizi alıyoruz. İltimizi aldık elimize. Hemen. Deleceğiz. İltimiz hazır. Şimdi bakın. Şunu kaldırdık. Aynı hizada gördüğünüz gibi. Şuradan deleceğiz. Bu elimdeki yedilik tarafı. Tığımızı sonuna kadar götürdük. Şuraya kadar. Ki dübelimiz sonuna kadar ve vidamızı sallayacağız. Buraya birazdan göreceksiniz. Rahatlıkla girsin diye. Şimdi efendim dübelimizi buraya çakacağız. Şimdi arkadaşlar bakın deliğimizi delmiştik. Aynı yerine getirdik. Bakalım tamam. Gördüğünüz gibi dübelimiz. Eğer dübelimiz 8'likse bu deliğimizi tığımız 7'lik olacak arkadaşlar. Rahat ve sıkı girmesi için. Rahatlıktan ziyade sıkı girmesi için. Bakın dübelimizi çaktık. Şimdi bu tamam. Dübel Şimdi bile tuttu baba. tutar. Şimdi aslında bunların içerisinde bir tane şey var. Plastik uzun vida gibi bir şey var. Vida değil, düz. Onu çakıyorsun sıkıştırması için. Ama o da pırtıyor. Asıl kesin çözüm burada arkadaşlar. Görüyorsunuz vidamızın boyunu ne kadar? Metreyle ölçelim. Bakın. 6 santim. 6 santimlik vidamız. Ha, bunların kalını var, incesi var. Bu orta kısmı. Bundan daha incesi de var, daha kalını da var. Baba etrafına şu yuvarlak şeyden katmayacak mıydın? Pul mu? Hı Yok şimdi bak. Dübeli çaktık ya. Bu hı. kornej dübeli. Buradaki kornej dübeli değil. Bu normal dübel. Duvara kadar dayalı o. Biz burada vidanın altına pul attık ki vida bunu delip geçmesin diye. Hı. Zaten bu burada pul gibi duruyor. Burayı kapatıyor. Gördün değil mi? Bak kornej. Ha. Nerede o? Bak aha göstereyim sana. Gördün mü? Bu pul gibi zaten burayı kapatıyor. Onu tutuyor. Şimdi biz vidayı buraya attığımızda bu içini sıkıştıracak. Dübeli sıkıştıracak. Betona yapışacak, sıkışacak. Ondan sonra bu ne olacak? Bu aşağı inmeyecek. Anladın mı olayı? Anladım. Pul Bak görevi şimdi görüyor. vidayı atıyoruz. Evet, fazla zorlamıyoruz. Zaten bunun kornejin hafif esnediğini görüyoruz ve bırakıyoruz. Artık bu gördüğünüz kornej ömürlük oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ömürlük. Perdeyi takıyorsunuz. Perdeye takılsanız bile perdenin ya ipinden kopacak ya perde düğmesinden kopacak ama burası kopmayacak. Şimdi ikincisini yapalım. Aynı şekilde tekrar görelim. Şimdi nasıl yapıyorduk? İlk önce deleceğiz. Bakın şimdi aynı Deneme hizadan. yapacağız. Şimdi baştaki vida takılıydı. Biz direkt kaldırdık koyduk. Eğer siz uzun bir kornej takacaksanız iki kişiyle yapmanız gerekiyor. Bir kişi ucundan tutacak. Bir kişi de sol tarafa yakın olacak. Tam ortadan değil. Sol tarafa yakın olacak ki sonuna da bir tane vida atacak. Buradan tutup delip hemen burayı vidalayacaksınız. Daha sonra arkadaşınızın yanına gideceksiniz. Yani uzunluğuna bağlı aslında. Ortada sakma varsa sakan yerden delip vidalayarak gideceksiniz arkadaşınıza doğru. Daha sonra gelip bu ucu da atıp bitireceksiniz. İşin kolay bu. Yani bu kısa olduğu için bu şu an bir tane de vida atılıydı. Kolay oldu. Ama uzunlarda bir kişinin yardımı muhakkak gerekiyor. Eğer bir kişinin yardımı yoksa tekseniz ortasından ayarlayarak bir tane vidalarsınız.
Daha sonra vidayı da atmadan. Bu zaten sağa sola oynar. Oynatarak tek tek ata ata da tek başınıza gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya hemen atıyorum. Şimdi ben burayı deldim. Gördüğünüz gibi buradan toz çıkıyor. Bir tane plastik kapakla buraya getirip tozun içine attırabilirsiniz. Bunu baştan düşünmedik. Şimdi aklımıza geldi ama. Eğer onu yapmazsanız da elektrik süpürgesiyle buraya dair tozunu alabilirsiniz. Birkaç delikten bir şey olmaz ama fazla delik delecekseniz elektrik süpürgesine zarar verir. Bilginiz olsun. Şimdi bunu çakalım. Baba kolunda şekil olmuş Evet. ha. Nasıl kızım? Kolunda bak şekil Evet, olmuş. çünkü hep üzerime döküldü babacığım, o yüzden. Bak az önce demiştim ya, vidanın kalınlığı var diye. Bakın bu vida kalın. Gördüğünüz gibi elimde fazla vida kalmamış. 3 tane, 4 tane, 4 tane neymiş ya? Dört Aa, tane bir aa, daha. daha buradan söktük ya o vidalar. Onları atalım, kalın atmayalım. Söktüğümüz vidalar. Evet. Evet, fazla zorlanmadan hafif esnediğini gördüğümüzde bırakıyoruz. Şimdi pullu yerimizi sökelim mi? Yani bence pulu iyi Bir ama sıkalım bakalım nasıl sanki duruyor. baba şu taraftan bir tane daha. Bak görüyor musun? Boşta dönüyor. Sıkıştırmıyor. Hemen bunu sökmeye gerek yok. Şuradan bir delik atıp vidalayalım. Ondan sonra bunu çıkartırız. Değil mi? Ne dersin? Olur. Tamam. Bildiğiniz de canavar. Bu Davalt orijinal arkadaşlar. Çok uzun yıllar bana gitti. Tabii birkaç sefer arıza verdi ama bu ben beton pançıyla birçok beton deldim, birçok duvarı deldim. Gerçekten çok sağlam bir hilti. Yani almak isterseniz bundan alın derim yani. En iyisi Tabi boş orijinali. boş da iyi ama dava şeyi Hitachi kafayı kırdı. Şu kafası göstereyim gel kızım. Hitachi kullanıyordum. Hitachi şu kafayı kırdı arkadaşlar. Onu tamir ettirdim. Yani fazla uzun gitmedi o. Ama bu kafa falan kırmadı. Gerçekten uzun ömürler götürdü. Birkaç yerinden arıza verdim, onu yaptırdık. Boş da çok kaliteli. Onu da söyleyeyim. Tabii bunları araştırın, alın derim. Diğer markaları bilmiyorum. Ben kullandığım markaları söylüyorum sizlere. Şimdi bir damızı sallayalım. Sağlam alalım bunu. Şimdi bunu Yana. çıkaracak mıyız, çıkarmayacak Çıkaralım mıyız? bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Nasıl Düştü, oldu? yere düştü Şimdi parçacık. vida gelmedi. Boşta döndü. Ben şöyle hafif kastırdım. Bastım. Hafif bastırarak geldi. Bilginiz olsun. Yani acemi olan fazla bu işlerden anlamayan arkadaşlara ufak ufak tüyolar veriyorum. Elimizden bizim tecrübelerimizden dayanarak. Tabi burada büyüklük taslamıyoruz. Sizler için faydalı videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Benlik olmasın. Evet. Şimdi videomuzu bitirdik. Kornacımız sapasağlam oldu. Gördüğünüz gibi. Umarım sizler için çok güzel, çok faydalı bir video olmuştur. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olmak için, sizler için daha güzel videolar çekmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve huzurlu kalın efendim. Hoşça kalın.